Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Röveşata golü atmak istiyorsunuz fakat nasıl atacağınızı bilmiyorsunuz. Size eğitimini ve basit bir şekilde anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi benim oyuncularım malum kaliteli. Elimde bir Ronaldinho, bir Cristiano Ronaldo var. Şu şekilde ortayı açacağız. Bakın Ronaldo'yu görmüşsünüz. Direkt röveşata yatmaya meyilliydi arkadaşlar. Şu şekilde kanada indiniz arkadaşlar, tamam mı? Açtınız ortayı. Ronaldo'nun sırtı dönük olacak. Orta çok iyi gelmedi. Hemen tekrarlıyorum. Ronaldo'nun kaleye sırtının dönük olması lazım. Siz pozisyonu ona göre alacaksınız. Yani şöyle olur. Bakın arkadaşlar. Eğer top önden geliyorsa, tamam mı? Analoğuma bakarsanız şu aşağıya. Şu aşağıya. Top karşıdan geliyorsa çapraz alta koyuyorsunuz analoğu. Eğer top oyuncunun arka tarafına geliyorsa, Ronaldo'nun arkasına geliyorsa, mesela şu şekilde. Olmadı bu sefer. Bu sefer açamadık. Onu da göstereceğim şimdi size. Eğer top Ronaldo'nun arkasına doğru geliyorsa siz bu sefer de diğer tarafa. Tamamen hep ters yöne. Tamam mı? Şöyle açalım. Bakın ters yöne. Yarım vole vurmayı tercih etti bu sefer. Bu sefer röveşteye yatmadı. Olabilir. Sıkıntı yok. Bakın şimdi giriyoruz. Arkasına gelmesi için şöyle bir orta açacağım. Biraz uzun bir orta oldu. Böyle arkadaşlar videoda bir 2-3 dakikanızı alacağım. Şöyle tekrar yapalım. Bu biraz antrenman gerektiren bir şey. Alışkanlık gerektiren bir şey. Yani bu sefer yine röveşteye yatmadı. Yine yatmadı. Sıkıntı yok hocam. Gel abicim. Gel Ronaldo, geç ceza sahası içine. Yat şimdi röveşteye. Yatmadı yine. Yine yatmadı. Biraz daha ceza sahası içine girmemiz gerekiyor. Anladım hocam. Anladım. Dibe inmemiz lazım biraz daha. Şu şekilde ortaya açtık. Ronaldo. Cristiano Ronaldo röveşte yattı. Ne tarafına gelirse, oyuncunun önüne gelirse bu açıdan vuruyorsunuz. Arkasına gelirse diğer açıdan vuruyorsunuz arkadaşlar. Mantık çok belli. Yani özellikle şu penaltı çizgisinin hizasında falan açarsanız ihtimal çok daha artıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani şu penaltı noktasının hizasında boyunca açarsanız o bölgede röveşte yatma ihtimali artıyor. Şimdi açtık. Çapraz açı. Yok, vurmadı. Ronaldo vurmadı. Videodan önce birkaç tane antrenman yaptım. Hepsini de röveşte yatırabiliyordum oyuncu ama bu sefer bir videonun şansına olmadı. Retri diyoruz. Tamam, şu şekilde çektik. Uzunca açtık ortamımızı. Yok, ver pası. Tekrar Ronaldo'ya gitti bu tarafa. Uzak köşeden açmanız daha iyi. Bak ya. Ronaldo kontrol ediyor, şut çekmiyor. Şaka gibi gerçekten. Bir daha deniyoruz. Çektim. Açtım ortamı. Ters açı. Ronaldo'nun şeyi. Röveşte vuruşu. Direkte patlamıştı. Evet, kalecide kaldı. Devam edecek hatamız. Tekrarını yapacağız. Bu şekilde siz de antrenmanlarınızı yapabilirsiniz. Ronaldinho ile indim çizgiye. Ronaldo'yu gördüm. Ortaya açtım. Arkasına doğru gidiyor. Vurdum ama bu sefer yatmadı. Şaka gibi gerçekten. Videodan önce hep yatan, röveşte hep yatan Ronaldo bu sefer arada bir yatıyor arkadaşlar. Açtım ortayı. Arkasına gidiyor. Ve vurdum. Ronaldo ile röveşte golünü attım. Görüyorsunuz mantık tamamen bu dostlar. Gittiği uzak köşe. Pardon. Özür diliyorum. Bir kere daha şey yapacağız. Evet, şu şekilde kanada indik. Gördük Ronaldo'yu ceza sahası içinde. Açtık ortamızı. Ve Cristiano Ronaldo kalecinin ağzına girip röveşte yaptı. Arkasına geliyorsa dostlar, bakın şu şekilde göstereceğim, tamam mı? Bekleyin. Durun. Size bunun eğitimini şu şekilde vereceğim. Tekrar retry diyoruz. Bakın. Şimdi Ronaldo burada değil mi? Bak, imleçle gösteriyorum arkadaşlar. Umarım imleç gözüküyordur. Gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum şu an OBS'te de. Gözükmüyorsa bile. Ronaldo'nun arkadaşlar 7 numarasının arkasına geliyorsa eğer, tamam mı? Analoğu şöyle. Bakın. Ronaldo'nun arkasına geliyorsa analoğu yukarı çekerek vuruyorsunuz. Ronaldo'nun önüne geliyorsa analoğu, bakın sol alttaki analoğa bakın, böyle çekerek vuruyorsunuz arkadaşlar. Anladınız mı? Olay tamamen bu. Şimdi açtım ortayı. Arkasına geldi. Kafa vurduk. Olmadı. Bir daha deniyoruz. Girdik ceza sahasına. Çektik Ronaldinho'yla. Ortamızı açtık. Arkasına geliyor. Vurmadı arkadaşlar. Bazen de vurmuyor işte. Bazen de vurmuyor. Bir de Ronaldinho'ya deneyelim. Hatta bir daha çevir Ronaldo'ya. Olmaz. Ronaldinho'ya. Çok yakınlaştı bunlar birbirine. Bunlar şey yapmayacak arkadaşlar. Ben biraz Ronaldinho'yu şey indireyim. Köşeye indireyim. Pas istiyor Ronaldo.
Ronaldo göğüs kontrolüyle atacaktı böyle. Hadi bir kere daha gösterelim. Arkadaşlar zor yani. Gerçekten rövaşata atmak zor. Ama imkansız değil. Açtınız. Uzak köşeye gitti. Ronaldo'yu da geçti. Bir daha deniyoruz. Bir daha deniyoruz. Gir Ronaldo'cum ceza sahası içine. Açtım ortayı. Ters açı. Bak vurması lazım değil mi normalde? Öncekilerde vurmuştu. Videonun şansına vurmuyor. Çakal. Çakal vurmuyor. Bir de Ronaldinho'ya deneyelim. Ronaldinho'cum biraz daha gir. 10 saniyemiz var. Evet hadi. Ha, bu da yarım vole vurmayı tercih etti arkadaşlar. Tekrar son kez gösteriyorum ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. İndik. Ortaya açtık. Olmadı. Olmadı şaka gibi. Beceremedim arkadaşlar. Bekleyin. İndik. Açtık ortamızı. Çapraz ve Ronaldo. Görüyorsunuz uzak köşesine geldi. Ben sağ üst çapraza vurdum. Ve Rövaşata golümüzü atmış olduk. Ben de böyle sürekli antrenman yapacağım arkadaşlar. Bu iş biraz antrenman işi. Yani bazen Rövaşata vuruyor. Bazen voley vuruyor gördüğünüz gibi. Bazense de sadece dostlar normal vuruş yapıyor. Bu şekilde tekrar son bir orta. Bakın bu sefer de sol ayağıyla voley vurdu. Dostlar umarım mantığını anlamışsınızdır. Bu şekilde yani ekstra bir özel tuş bir şeyi yok. Tamamen sizin oyuncunun ortanın geliş açısına göre sizin vurma açınızla olay şekilleniyor arkadaşlar. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Uzun uzun anlattım. Eğer videoyu ve içerikleri beğeniyorsunuz arkadaşlar takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.